Evet arkadaşlar merhaba. İstanbul Veli Efendi 13 Ocak 2021 tahminlerine beraberiz. Evet bu tahminlerimizle ilgili görüşlerimize hemen geçiyoruz arkadaşlar. Altılı Gayan 3. koşuyla başlıyor. Altılı Gayan üzerinden hemen bilgileri veriyoruz. İlk ayak 3. koşuyla başlıyor. Burada Mehmet Anuş Selkoş diye geçiyor. Handikap 21. 4 ve yukarı İngilizler 1500 metre sentetik kumda. 4 tane safkan var burada. Tavsiye edebileceğimiz. 4 numaralı Green Shadow. Pişman çizikle. 6 numaralı Maikon. Ercan Çankaya ile. 8 numaralı Line of Babylon Akın Sözen'le. Ve 9 numaralı Final. İpek'le arkadaşlar. 4 tane at burada. 4, 6, 8, 9 şeklinde geçiyoruz. Evet. Altılı Gayan'ın ilk ayağını bu şekilde geçtik. Şimdi Altılı Gayan'ın ikinci ayağına gelelim. Dördüncü koşu. Şartlı 3, 4 yaşlı Araplar. Burada da 2000 metre uzun metrajlı bir koşuya çıkılacak. Arkadaşlar burada normalde karışık bir erk gibi gözükse de normalde 1 numara Kaan Berk, Gökhan Gökçe ile ilk atımız. 2 numaralı Yüksel abi, Ercan Çankaya ile ve 5 numaralı Aynalı Çarşı, Daniel Kaya ile arkadaşlar. Ki benim kendi şahsi fikrim 5 numaralı Aynalı Çarşı çok şanslı gerçekten. O yüzden burada bana göre 5 numaralı Aynalı Çarşı ilk planda olması gereken safkan. Burayı da 1, 2 ve 5 şeklinde geçiyoruz. Yani yeri olanlar burada tabii 8 numarayı da düşünmeleri lazım. Mehmet Kaya'nın bindiği Ülgen Bey. Yeri olanlar bunu da koyabilirler. Evet şimdi 4. koşudan 5. koşuya geçelim. Altılı Gayan'ın da 3. ayağını oluşturuyor. Maiden koşu 4 yaşlı Araplar 1500 metre sentetik kuma çıkacaklar. Burada ikramiyelerin azlığı tabii dikkat çekiyor arkadaşlar. Çok yüklü bir ikramiyeler yok burada. Baktığımız zaman burada arkadaşlar tek bir atta güveniliyor. Bu güvendiğimiz safkan da atta olan yakınlığı yani tanıdığı atı çok iyi tanıyan usta jokeyi. Bana göre 2020'nin en iyi jokeyi. Pişman Çizik 9 numaralı Neniş. Burada Banko arkadaşlar tavsiye ediyoruz size. Bu safkan kolay kolay geçilmez burada. Ha bunu rakip arayanlar 2 numarayı ve 1 numarayı düşünebilirler. Ama bu safkanların yanında Neniş çok rahat birinciliğe uzanacaktır diye düşünüyoruz. O yüzden burada Altılı Ganya'nın 3. ayağı, 5. koşu, 9 numaralı Neniş, Banko arkadaşlar. Evet. Şimdi 6. koşuya geçelim. Altılı Ganya'nın 4. ayağındayız. Burada da bizi şartlı 5 bir koşu bekliyor. 4 ve yukarı İngilizler 1500 metre sentetik kuma çıkacaklar. Zevkli aslında İstanbul'daki program zevkli ama tabii ki hepsi favori geldiği takdirde çok da zevkli olmuyor. Sürpriz bulmak, yakalamak gerçekten çok zevkli. Evet 4. ayaktayız arkadaşlar burada. Burada da 3 tane safkan var. İlk atımız burada 2 numaralı My Billionaire. Gökhan Kocakaya'yla. Gerçekten bu atın ben normal şartlar altında gelmesi gerektiğini düşünenlerdenim. Fakat yanına bunun iki tane de at yazmak gerekiyor. Hani alternatif banko düşünenler olabilir ama bunun yanında 3 numara Ağrı Kasırgası Mehmet Kaya'nın bindiği çok uyum içerisinde ve 5 numara Starry Night burada Nevzat Avcı ile arkadaşlar. Bu da çok 10 numaralı bir safkan. Gerçekten Korhan Berberoğlu sahibi. Burayı da 2, 3 ve 5 şeklinde tavsiye ediyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi My Billionaire normalde gelmesi lazım. Victor Galop yavrusu. Evet. Buradan tabii ki burada aklı hani takılan bir at daha varsa onu siz yazarsınız ki ben eminim hepinizin kafasında Juno olacaktır. Aynı benim olduğu gibi. Ama Juno biraz geri planda kalıyor burada. Tabii ki yeri olanlar onu da yazabilirler arkadaşlar. Evet, burada 4. ayaktan 5. ayağa geçelim. Burası 7. koşu. Handikap 14.
6 tane safkan burada bir araya gelmiş. Normalde arkadaşlar burada da alternatif önerebileceğimiz bir tek var. Ama biz 3 tane at öneriyoruz burada. Kendi kuponumuzda da 3 tane at olacak. Arkadaşlar ilk atımız burada. 1 numaralı Opera Halis Karataş'ın bindiği. Bu kadar küçük ikramiyeyi ben alacağını zannetmediğim için yani bravo ya, Allah'a olsun. Halis Karataş 1 numara Opera arkadaşlar, alternatif normalde banko dahi yapabilirsiniz onu, ama bunun yanı 3 numaralı Son Nokta Mercan Çelik'le ve 5 numaralı Kara Vetar Gökhan Gökçe'yle burada bunun rakipleridir. Dileyenler Opera'yı tek tek atabilir tabii, küçük kuponlarla. Bana göre Opera'nın gelme ihtimali yüksek. Tek düşündüğüm şey bu küçük ikramiyeler arkadaşlar. Yani şimdi 150-200 binlik ikramiyelere koşan bu jokeyleri göreceğiz bakalım. Hakikaten efor sarf edecekler mi, yoksa dümen mi döndürecekler, göreceğiz arkadaşlar. Evet, şimdi 8. koşuya geçelim. Altılı Ganyan'ın son ayağı. Handikap 16, 4 ve yukarı Araplar. 2000 metre sentetik. Evet, bu Arap asları bir araya gelmişler. Günün en zor koşusu bu. Burada normalde yeri olanlar kapatsın arkadaşlar. Zaten 12 tane at koşuyor. Burada 2 tane bankoyu bulduysanız eğer, bu son ayağı kesin kapatın. Evet, sıralamamız şöyle. 2 numara Aydere Ağası Daniel Kaya ile. 5 numara Fırtına Kasım Burak Avarbak'la. Benim safkanım normalde bu. Ben çok güveniyorum bu safkana. 6 numara Singapur. Evet, Mercan Çelik'le. 8 numara Bir Ömür. Ve 10 numara Arapovic arkadaşlar. Berkan Çılay'la ve son olarak da özürüm, son değil, 11 numara Gubas. Nevzat Avcı ile son olarak da 9 numaralı Salvo Ali Kaçmaz arkadaşlar. Evet. Burayı tam 2, 5, 6, 8, 10, 11 ve 9 olarak geçiyoruz. Bir 7 yok. Burada Lazo olum yok. Yani şöyle olmuş oluyor. 5, 6, 8, 9, 10, 11. Evet, Lazo olum yok. 5, 6, 8, 9, 10, 11 ve 2. Aydar Ağası. Bu da ilk atımız bizim. Benim inancım bu altlardan gelecek. Biraz ben bu Salvo'dan çok şüpheleniyorum. Böyle. Dikkat diyorum yani. Burası 2, 5, 6, 8, 10, 11 ve 9 şeklinde geçiyoruz. Altılı Ganyan için arkadaşlar. Evet. Burada geniş ayrıntılar web sitemizden ücretsiz olarak ulaşabiliyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar çok rahat üyelik oluyor. Yani gerçekten birçok kişi üye oluyor. Üye olamayan ve pasifte kalan ve bir türlü giriş yapamayan arkadaşlar, çok üzülüyorum gerçekten. Çok rahat bir giriş yapılıyor. Lütfen e-mailinizi açık tutun. E-mailinize ulaşabileceğinizden emin olan o e-mailinizi yazın oraya. Yani birçoğunuz biliyorum e-mail kullanmıyor ama aktivasyon olması lazım. Bu şekilde bir sistem çalışıyor. E-mailinizi açıp aktivasyon linkine tıkladıktan sonra direktman giriş yapıyorsunuz. Orada da böyle şablonlara ulaşıyorsunuz. Rahat rahat bakıyorsunuz. Yorumları okuyorsunuz. Yapacağınız tek şey şu: üye olduktan sonra ad soyad yazıp kullanıcı adınızı oluşturuyorsunuz. Çalışan e-posta adresinizi yazıyorsunuz. Telefonunuzu ve ona göre buradan okeylediğiniz takdirde e-mailinize bir tane e-mail geliyor bizden. Onu tıklıyorsunuz arkadaşlar, e-mailinizi açıp linke ve direkt olarak rahatlıkla giriş yapabiliyorsunuz. Evet, bir yarış günü daha burada sona erdi. Gördüğünüz gibi Türkiye ile ilgili de videomuzu yayınladık. Hepinize şimdiden bol şanslar arkadaşlar. 13 Ocak sizin için başarılı ve çok şanslı, bereketli olsun diye dua ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki yarış gününde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.